Sonraki oyundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber EU4 oynuyoruz. EU4 1450'lerden başlayıp 1850'lere kadar süren bir strateji oyunudur. Osmanlı ile başlayacağız ilk başta. Başlayalım. Oyuna girince yapmamız gerekenler rakip belirlemek. Bir tane rakip belirliyoruz kendimize. Avusturya, Bizans. Önce Bizans'a yürümemiz lazım. Son olarak da Macaristan'ı seçebiliriz. Litvanya'yı seçebiliriz. Ama Macaristan'ı seçelim. İlk başta hani batıya doğru ilerleyip sonradan doğuya, Memlüklere falan dönmeyi düşünüyorum. Sonra danışman falan seçmemiz lazım. Uluslararası. Sonra casus. En sonunda ordunun moralini seçelim. Kazandığımız paralara ekonomi kısmından bakabiliyoruz. 97 kazanıyoruz aylık. Sonra arkadaşlar genelde Ortodoks olan yerler var, dini Ortodoks olan yerler. Buraları çevirmeyin çünkü Osmanlı oynarken Yeniçeri basma şansınız falan olabiliyor. Yani Yeniçeri bas, daha da güçlü ordular elde edebiliyorsunuz ama işte askeri güçten yiyor. Ona dikkat edin. İlk başta bir tane ordu generali atayıp, zaten ordu generalimiz varmış, askerleri eğitime koyuyoruz. Sonra Konstantiniyye'yi falan iddia üretip ilerleyen zamanlarda da orayla savaşabiliriz. Diplomasi de gizlilik eylemlerinden casus ağı oluştur. 20 casus ağı oluştuğunda ona da buradan bakabiliyoruz arkadaşlar, diplomatlar kısmından. 20 casus ağı oluştuğunda Konstantiniyye'ye iddia üretebiliriz. İddiadan sonra da işte Konstantiniyye bizim deyip savaş açabiliyoruz arkadaşlar. Dulkadirioğulları kraliyet evliliği. Tamam. Dulkadirioğullarıyla aramızı iyi tutalım. Hatta müttefiklik falan yollayabilirsek. Aynen, müttefik oluyorlar. Yoktan zaten Memlüklerin bayağı müttefiği oluyor. Dulkadirioğulları da bizim yanımızdan savaşır. Vilayet geliştirebilirim. Hani tek yapmamız gereken casus ağı oluşturup Bizans'a doğru yönelebiliriz. Sonra Sırbistan'a da casus ağı oluşturmaya başlayabiliriz. Biz de Dulkadirioğulları ile ilişkimizi geliştirelim. Biz. 24 tane gemimiz var. 3 tane de ticari. Hemen bir görev verelim. Ticaret koru. 0.20 0.26 kazan. Ticaret kısmından da hani bize gelen paraları falan görebiliyoruz. 2.18 2.94. İyi paralar geliyormuş. İstanbul'u aldığımızda hem başkent oluyor hem de ticari noktayı almış oluyor. Aynen, ticari merkez bura. Bir tane de komutan da bunu atayalım. Da çalışabiliriz. Bunlara işte çalışma yaptıkça daha avantajlı oluyor. Şu an 0.6 geliri var ama ilerleyen zamanlarda yükseldikçe daha hızlı bitirebiliyoruz savaşları. Aslında iyi paramız var. İnsan gücü de iyi. Direkt 20 olunca, iddia üretince Bizans'a savaş ilan edeceğim. Zaten bu yıllarda Avrupa çok karışık olduğu için düzensiz zaten, hani hızlıca Avrupa'ya ilerleyip hani Eflak, Sırbistan, Bosna gibi yerleri aldıktan sonra kılıç alayı. Bu neymiş? Tamam. 1-1-0. Ne? Nasıl bir veliaht ya bu?
Ne? Fatih Sultan Mehmet öldü. Evet, oyuna çok süper başladık. Abi bu ne ya? Şimdi ne yapacağız? Her şey çöktü ya. Tüm planlarımız. Bir de hani ordu morali eksi 5 veriyor. Yeni gelen. Neyse. Hızı 2 yapalım buradan bir. Hemen bir iddia üretiyoruz. Konstantiniyye. İlişkileri durduralım. Savaş ilan etmek için bir tane diplomata ihtiyacımız var. Diplomat geldikten sonra bunları da hazır hale getirelim. Bunu aslında arka tarafa yollayın. Çünkü Atina'da gelecek savaşa. İki taraftan vurur onu. Büyük orada kimle savaştı ki? Litvanya ile savaşa girmiş. Güzel. Bizim avantajımız var. Tarafta birbirine. Az daha moraller yükselince savaşa geçiş yapacağız. Fatih Sultan Mehmet'in ölmesi bayağı kötü oldu. 6-4-6 tane yani liderimiz vardı. Şimdi 1-1-0 bir de ordunun moralini düşürüyor. Bayağı bir kötü başladık ya oyuna. Mesela buradan sonra çevirebiliriz. Savaş ilan edebiliriz. Kadir oraları gelmiyor. Onlardan Sırbistan'da geliyor. Sırbistan bari gelmeseydi ne? Sırbistan'da Kosova'ya da üretelim. Ama yeneriz ya. İhtimal yeneriz bu sefer. Girelim. Yakamadık herhalde bunları. Başta Sırbistan'a dönüş yapacağım. Sırbistan'a savaştan çıkarmam lazım. Yani. Sırbistan'a çıkardıktan sonra da Bizans'ın üzerine yürüyebiliriz. Ah, gemileri unuttum. Şu tane gemiyi. Sessizliğime gitti. Savaşı yendikten sonra hemen Sırbistan üzerine yürüyeceğim. Ordumla da. Ne kadar hızlı Sırbistan'ı düşürürsek Bizans'ı rahatlıkla alırız zaten. Sırbistan'dan bir Kosova'ya almayı düşünüyorum. Ondan sonra parasını falan alırım. Ne yapıyorlar? Bizanslılar. Tek ordusu herhalde buraymış. Yani bir de burada Atina'nın 4 kalesi var. 12 kaleye vurabilir miyim ya aslında? Yetiştim mi? Aynen. Sırbistan'ın bir 12 kalınına daha vurdum. Size daha oyunu hızlı oynamak için şurada kısa yollar ekleyebilirsin. Balistiyon. Teknoloji. Ticari üretim yerler gibi yerler ekleyebilirsiniz. Buradan kaleyi alalım direkt. Kaleler biraz zor düşüyor oyunun ilk başlarında. Top falan olmadığı için. İlerleyen zamanlarda zaten topçuları açtıktan sonra daha hızlı kale kuşatması yapabiliyoruz. Orduya aslında bölsem aynen böleyim. Daha hızlı alırım. Ederim. Biz. 20 daha oldu. Savaştayken iddia üretmiyorum. Aslında Nisli daha sen çok mu agresiflik tasarısı? Bir de agresiflik diye bir olay var. Onda da işte agresifliğin çok olursa iddia üretmediğin yerleri alırsan agresifliğin çok olursa koalisyon kurup hani 5-6-7 tane ülke de aynı anda savaşabiliyor. O da oyunun başlarında sıkıntı. 7 kayla bir kaya daha vurmam lazım. Yakaladık. Bunlar ne yapıyor? 5K burada duruyor, bir şey yapmıyor.
Buna gemilerimi çıkarabilirim de. Gerek yok sanırım ya. Yedi sekiz kavuzlar. Ne yapabiliriz? Aslında neyse şu alsın burayı da. Orayı da böyle getireyim. 16 kayla burayı alırız. Aşağıya vurmaya giderim ben. Yavaştan da Bizans almaya başlarız. Bu orduyla da. İki orduyu birleştireyim. Bununla aşağıya doğru inelim. Atina'nın ordularına vuralım yani. Bizans bir daha mı savaşa girdi? Aynen, Venedik, Korfu, Nakşa, Arnavutluk. Herkes de savaşa girmişti. İstanbul, Konstantiniyye, Venedik falan yürümeden biz yürümemiz lazım ya. Aşağıya doğru direkt oraya gidelim. Oradaki kaleyi düşürdük. Yarı sıkılıyor. Zatina'yı düşürdüm. Burada falan. Aynen. Başkent oraya. Sizin başkent nere? Edirne'ymiş. Burada Akon'un arka şey yapmıyor savaşta. Ya Memlükler büyümeden bizim Avrupa da büyüyüp sonra Memlüklere hızlıca dönüş yapmamız lazım. Bu Memlükler oyunun başında yani çok güçlü devlet ya. Yani şu an savaşsak falan rahat can alırlar. O kadar güçlü. Karaman hani burada Candarhorlar ve Karamanoğullarını yendikten sonra Anadolu'da bir toparlandıktan sonra Memlüklere doğru ilerleyebiliriz ilerleyen zamanlarda. Kale düşmüyor ama ya. %7. Topçu grubu olmadıktan sonra çok zor ya düşmesi. Hızlıca düşmüyoruz. Avrupa'da durumlar ne? Oyuna başladığımızda Fransa İngiltere savaşı oluyordu da sanırım İngiltere yenmiş herhalde. O toprakları falan var. Hala bekliyoruz ya kalenin düşmesini. Kale düşse direkt bırakacağım zaten, sadece Kosova'yı alacağım için sıkıntı yok. Direkt Bizans'a yürüyüp Bizans almaya çalışacağım. Daha Nis'i de mi alsak ya? Nis'i de alayım. Agresif kalsak da sıkıntı olmaz ya. Erken seviyede koalisyon falan kurmazlar bize. Sırbistan orduları kaçıyor. Eksi 28 daha var. Mura. Aynen yani bu Nis'i de aldıktan sonra. Yapayım hızı da. Tamamdır. Sırbistan savaşını bitirebiliriz. Tuva. Kendisi. Veriyor mu misin? Size de veriyor çok. Oyunun başında para mı alsak ya? Onsuz da veremiyoruz. Aynen bir savaş tazminatı alabilir miyiz? Yok alamıyoruz. Biz para alalım. Ne kadar alabiliyoruz? Hiç. Tamam. Neyse ya. Almak iyidir. Hemen bundan Konstantiniyye'ye doğru yürüyelim. Merkezleştirme yapmak için de buradan idari güçlerden 37 istiyor. Nis için de 36 istiyor. Verelim bunları. Merkezleştirme yapmak iyi. Çünkü oranın ticari gelirini de almamız için önemli bir şey.
Sıfır mı? Sıfır. İyi, güzel. Konstantin, burada sadece Konstantin alacağız. İlerleyen zamanlarda Açevi, Mora, Atina'yı falan düşürürüz. Şimdi burada Atina ordusuyla Bizans ordusu 11K'ya yakın ordusu olmuş. Atina'ya bağımsızlığını falan veririz. Çünkü ikisi beraber çok güçlüler zaten. Aslında ama vermememiz lazım ya. Atina'yı da mı almam lazım? Aynen. Venedik sıkıntı yoksa, buradan Venedik yükselirse Venedik'le savaşmamız lazım. O da güçlü bir ülke ilk başlarda. Sözleşme, ulema. Ulema etkisi. Neyse. Sözleşme şu an olur. Sözleşme almıyorum. Ulemanın bağlılığı çakırsa düşüyor. Evet. Arkadaşlar bu ise burada mihraklara girerek işte bunların gücünü de ayarlamanız lazım. Eğer çok aşağılara düşerse hani isyan edebiliyorlar. Eğer çok yukarı düşerlerse de hani aşırı güçlenebiliyorlar. Onun için hani tam dengeli tutmanız lazım. 40 ile 60 arası. Yollarından %10 sadakat. Neyse kaybetsinler. Yani o mihrakları iyi ayarlamanız lazım. Çok sıkıntı olabiliyorlar ilerleyen yıllarda. Bey, tüccar, ulema ve zimmi grubu varmış. Hala Konstantinye -49. Savaşı bitirmeye çalışır. Zaten vermezler herhalde. Ve koalisyon kurdu. Onlar. Bu da Nice almamız bize agresif kazanları değil için. Evet, koalisyona da buradan bakabiliriz arkadaşlar. Yollardan. Diğer ülkelerin bize karşı görüşleri falan. Hani %50, hani 50-60'lara falan çıkınca -50, -60'lara hani koalisyon kurma şansları oluyor. 4-5 ülkede yani toplanacağı sıkıntı yani. Osmanlı için olsa bile 4-5 tane güçlü bir ülke toplansa Osmanlı'yı başta da yıkabilirdi. Zaten Fatih Sultan Mehmet erken seviyede gidince. Daha oyuna başlamadık. Fatih Sultan Mehmet kaybettik. Yani. Şansımız. Aslında gemilerle savaşabilirdim de buna lider falan atacaktım. Gerek yok yani. Atina'nın kuşatması da bitti. Burada bir 12K'lık Bizans ordusu falan var. Atina'da beklediğimiz sürece sıkıntı. Bu savaştan da bayağı agresif kalacağız çünkü Konstantinye ve Atina'yı alacağız. Diğer ülkelerimize karşı olan tavrı değişir. Onun için bir hani bu savaştan sonra bir batıya gidişi durduracağız. İşte Candaroğullarını falan almamız lazım. Hatta Casusları falan oluşturayım. Devre ederiz. Candaroğullarıyla Büyük Ordu ve Ramazanoğulları müttefikmiş. Büyük Ordu savaşta mı hala yok. Ama gelmez diye umuyorum ya. Daha Büyük Ordu'dan kalkıp Candaroğullarına destek vermezler. Değil mi? İnşallah vermezler. Bu saçma olur yani. Oradan gelirse de zaten savaş biter. Daha toprak var. Yapmaz. Evet. Bu savaş da bitti sayılır. Hemen Bizans'ı alalım diyeceğim ama. Devretelim buraya. Burada aslında ürünlere bakabiliriz. Balık falan. Hangi? Zeta'ya. Zeta'ya bir devretelim. Bir de oyunu durduralım bir oyunu. Ticari gelirlere bakalım. Yok, düşük zaten. Onun için ürünlerine Rask aynen. Tepelik mi bura? Rask'a da bir tane devretelim. Buradan iptal edelim ki bir tane diplomatımız gelsin. Bizans savaşını da bitirelim.
Bizans'tan da işte Konstantiniyye'yi aldık mı? Bizantina'yı aldık mı? Ne kadar akıtsızlık? 34 oldu. Bayağı fazla. Alabiliyoruz mu? Güzel alabiliyoruz. Bir de savaş tazminatı alalım. Savaş tazminatı da 10 yıl boyunca gelirlerinin %10'unu Osmanlı'ya aktaracaklar. Az gibi ama hani etkili ya. Bize olan iddialarını da bitirelim. Hatta yapabilir miyiz bunu? Daha güzel. Bir tane ülkeye de bağımsızlık verdik. Verelim. Tamamdır. Evet, Bizans artık bize sıkıntı etmez. Arkadaşlar, serinin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki oyunda görüşmek üzere.